Ay vallahi bir şey daha taşıyamam ha. Ay bak bak bak. Babasına yalakalık yapacak ya, nasıl da donatıyor masayı. Tabii canım. Samanlıkta basılan bendim ya. Ya siz ne diyorsunuz? Hiç. Bir türkü vardı da onu mırıldanıyorduk. Feride'yi aman Halime'yi samanlıkta bastılar da bastılar diye bir türkü. Bence siz kendiniz uygun türküler bulsanız iyi edersiniz. Mesela yine yeşillendi fındık dalları olur. Yallah şoför yallah olur. Osman şoför değil bir kere. Sen onu fındık ağasıyla okuldan kaçan Emine'ye söyleyeceksin canım. Tatlım. Ay fındık ağası derken. Tamam çocuğun ailesinin dönüm dönüm fındık bahçesi olabilir. Ama kendisi derebeyi olamayacak kadar tatlı, yakışıklı ve minnoş. Aynen babama da böyle söylersin. Yok 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 yok. Sen söylersin. Ne de olsa babamın en kıymetli kızı sensin. Bu sofrayla da affettirirsin kendini. Bana bak Gökçe. Baktım Feride. Babam arıyordur. Aç aç. Aç da hemen şikayet et bizi. Kamer mi? Efendim Kamer? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne olmuş? Babam Yıldız'ı kaçırmış. Bir haber var mı peki? Tamam tamam, bir şey öğrenirsen ara beni. Ne olmuş? Babam Yıldız'ı mı kaçırmış? Ay niye kaçırsın ki? Ay demek ki son kozlar oynanacak ve hesaplaşacaklar. Bence Yıldız babamı kaçırmıştır. Evi yakamadı ya, hıncını da alamadı tabii. Ay doğru söylüyorsun. Ay ne yapsak abla, polise falan mı haber versin? Ya gerçekten babam kaçırdıysa Yıldız'ı, o zaman ne yapacağız? Ya babamı mı ihbar etmiş olacağız? Of ya. Ay buraya geldik ve adamın içinde böyle yıllardır uyuyan devi uyandırdık. Ay yani adam bildiğin bıçkın bir şey oldu çıktı. Neyse tamam, sakin olun. Babam ne yapacağını biliyordur. Çıkar yakında kokusu. Ay onun sinirleri alınmış. Gerçekten hiçbir şey olmamış gibi yemek mi yiyeceğiz? Ya babam ne yapacağını bilir diyorum. Hadi başlayın size yemeğinize. Ya o deli kadın bizi de kaçırmaya kalkarsa? Dağ başı mı burası diyeceğim de çok saçma olacak. Ya kapımıza dayanırsa? Babanız elimde derse ne diyeceğiz? Ay. İşte geldi. Ay kapıyı kıracak ya, çalıyor. Ay siz de amma korkak çıktınız ha. Geldim. Sen... Senin ne işin var burada? Ne o? İçeri davet etmeyecek misin beni? Kızlar merhaba. Merhaba. Aa, oturun. Yabancı mıyım ben? Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun bizden? Feride, neden geldiğimi gayet iyi biliyorsun. O zaman cevabını da biliyorsun. Defol git evimizden. Aa, senin gibi böyle nazik, naif bir kıza yakışıyor mu böyle laflar? Ayrıca birbirimizi karşılıklı anlayabileceğimizi umuyorum ben. Düşmanımla anlaşacağımı ölürüm daha iyi. Hain sahtekar! Eski dosttan düşman olmaz, böyle konuşma lütfen. Ayrıca anlaşacağımızı umut ederken olmuyor böyle laflar değil mi? Defol git. Defol git! Ateşle oynama küçük hanım. Çatınız yeniden yanarsa söndürecek babanız da yok ortalıkta. Yeniden mi? Sen bizim çatımızın yandığını nereden biliyorsun? Yoksa sen mi? Yok yok. Asla ben öyle şeyler yapmam. Hele içinde deliler gibi sevdiğim kadının olduğu evi asla yakmam. Sen nereden biliyorsun o zaman? Kim yaktı bizim evimizi? Babanızın alacaklısı. Tefeci mi? Ya öyle demeyelim. Saygın bir iş adamıdır kendisi. Tanıştırayım. Sadullah Bey. 2,5 milyonunu batırdığınız insan. Bu hanımlar da alacaklarınız efendim. Abla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah.
daha demlememişsiniz çayı. Bir demleyin de içelim ya. Pardon. Çay. Nasıl yapacağız bu tahsilatı şimdi? Ben hemen esas borçluyu arıyorum Sadullah Bey. Ne oldu? Ulaşılamıyor. Kızlarını dağ başında yapayalnız bıraktı. Yetmiyormuş gibi telefonu da kapatmış. Kuzey gibi bir süper babaya hiç yakıştıramadım doğrusu. Babamı eleştirecek son kişisin sen. Defolun gidin evimden. Bakın hemen gitmezseniz jandarmayı arıyorum. Sen bilirsin. Ama onlar gelmeden biz alacağımızı alıp çoktan gitmiş oluruz. Abla. Ne demeye çalışıyorsun sen şu an? Sadece uyarıyorum Feride. En iyisi biz istersen dışarıda baş başa konuşalım, olur mu? Ne dersin? Ya ben yanlış mı anladım? Bu Çetin manyağı ablama aşıkmış. O ne alaka ya? Ya ne bileyim, işte içinde sevdiğim kadının olduğu evi yakma falan deyince öyle anladım. Ya şu an ben de en az senin kadar malım. Ya siz de amma kötü ev sahibiymişsiniz be. He, niyeymiş? Çay istedik, az önce bir çay getirmediniz. Bir getirin bir çay da içelim ya. O kadar yol geldik. Ay gelmeseydin. Mendapur. Seni senden çok seviyorum Feride. Ve vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Bir şans verirsen her şey yoluna girecek, göreceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, tam tersine. Sana bir çıkış yolu gösteriyorum. Çıkış yolu mu? Düpedüz şantaj bu yaptığın. Benim yardımım olmazsa bu adamlardan asla kurtulamazsınız, anlamıyor musun? Sağ ol ya. Çok iyisin gerçekten. Sanki bütün belaları başımıza sen sarmamışsın gibi bir de utanmadan karşıma geçmişsin, yardım edeceğim diyorsun. Sakın Kuzey'in beceriksizliğini benim üstüme yıkma, sakın. Sakın bir daha babamın adını ağzına alma, sakın. Sırf bizi kendine muhtaç etmek için babamı borca soktun. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Tamam, şimdi hepsini değiştirebilirsin. Eğer istersen aileni bu dağ başından, bu tefecilerden de kurtarabilirsin. Yeter ki... aşkıma karşılık ver. Sen aşktan ne anlarsın ya? Aşk öyle senin sandığın gibi kirli oyunlarla kazanılacak bir şey değil. Kalbinin kapısını bir açabilsen. O zaman aşkın ne demek olduğunu anlayacaksın. Açık zaten. Ama sana değil. Ne demek istiyorsun? Yoksa sen... Seni hiç ilgilendirmez. Pekala öyleyse, o zaman bu meseleyi Sadullah Bey'le aranızda halledersiniz. Biz anlaşamadık. En iyisi Kuzey ortaya çıkana kadar hanımları misafir etmek. Ben buraya kadın kaçırmaya gelmedim. Paramı almaya geldim. İyi ya.
Kuzey'de belki para yok. Ama babası zengin biri. Torunlarına kıyamaz, getirir paranı. Ben kimsenin peşinden koşmam Çetin. Sadece paramın peşinden koşarım. Siz de babanıza söyleyin. Borcu 3,5 milyon oldu. Buraya bir dahaki gelişimde elim boş dönmem, haberi olsun. Ha bir de sizden bir çay alacağım var. Bence söylediklerimi bir daha düşün. Yoksa işler daha da büyüyecek, haberin olsun. Kızlar. Ayrıca niye korkuyorsunuz kızım? Baba bir daha geleceklermiş. O zaman ne yapacağız? Ya sana zarar verirlerse? Kızım abartmayın. Karadeniz kadını hırçındır da o kadar da değil yani. Karadeniz kadını mı? Baba Yıldız'dan bahsetmiyor. Çetin geldi dün gece. Ne? Baba Çetin ablama aşık. Ya bizim başımıza gelen her şey bunun yüzünden miydi? Ya gerçekten bunu bize ne zaman anlatmayı düşünüyordunuz? Tek başına mı geldi? Nerede şimdi? Sadullah denen tefeciyle geldi. Borcun 3,5 milyon olmuş. Onu söylememizi istedi. Size bir şey yaptılar mı? Bakkalınıza zarar verdiyse. Hayır, hiçbir şey yapmadı. Sadece notlarını iletmemizi istediler. Bu kadar. Bir dahaki geldiklerinde parayı toparlayamazsan elleri boş dönmeyeceklermiş baba. Çetin! Çok güvenliydi baba. Hani burada bizim başımıza hiçbir şey gelmezdi. Ne oldu? Aa tatlım niye öyle söylüyorsun? Alt tarafı babamızın öz ablası öz kardeşini kandırıp delinin tekiyle aynı yere kilitledi. Ne olacak? Ha bir de gecenin bir yarısı evimizi tefeciler bastı. Ne var ki bunda ya? Evet kız çok haklı. Ne var ki bunda? Bunlar çok normal şeyler. Normal mi dedim ben Gökçe? Peki Çetin abinin bize bunları yaptığını niye anlatmadınız bize? Abi demesene şuna. Niye lazım? Olur. Ay neyse ne. Ya baba biz çocuk muyuz? Niye bize hiçbir şey anlatmıyorsunuz? Bunları bizim bilmeye hakkımız yok mu? Kızım özür diledik ya. Niye uzatıyorsunuz hala? Onlar öyle bir özürle olmuyor da ondan ablacığım. Yeter. Oturun bakayım. Otur. Şimdi bunları konuşmanın vakti değil. Bizim önceliğimiz güvenlik. Şu andan itibaren bu evde sıkı yönetim ilan edilmiştir. Kuzey'in sıkı yönetiminin ilk kuralı kurallar hakkında asla konuşmamaktır. Babam bayağı havaya girdi. Konuş Bret baba. İkinci kural. Bir süre okula gitmeyeceksiniz. Niye? Ne alakası var ya? Hani hiç sevmiyordun okulu? Artık seviyorum. Yazık. Üçüncü kural. Derhal eşyalarınızı topluyorsunuz ve... İstanbul'a gidiyoruz. Köye gidiyorsunuz. Ne? Köye derken? Dedenizin evi. Tamam da baba deden bizi kabul edecek mi ki? Ya kendi öz evladını kabul etmemiş. İhanetin tohumlarını niye kabul etsin ki? Evet. Ya yolda gördüğünde yüzümüze bile bakmıyor bizim. Ben o işi halledeceğim, merak etme. İstenmediğim yere gitmem ben. İtiraz istemiyorum Emine. Ben gidilecek diyorsam gidilecektir. Bildiğim bir şey vardır.
Dördüncü kuralımız. İkinci bir emre kadar cep telefonlarınızı kullanmanız yasaktır. Niye? Çünkü oradan kim, kiminle, nerede, ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor her şeye bakılıyor. Ya tamam, biz de o zaman bir süre sosyal medya kullanmayız. Olur, yeter. Saçmalama, ya Çetin'i engelleriz. İtiraz istemiyorum, telefonlarınızı alıyorum. Feride Hanım, her zamanki gibi itirazsız babasının kızı. Gökçe Hanım, alayım. Teşekkürler. Emine Hanım. Emine Hanım'ın telefonunu alalım. Teşekkür ederim. Şifresi kaç bunun? Ne indi a baba? Tamam şaka şaka. Babacığım, bu son kural. Hiç olmadı bilgin olsun. En çok telefonla sen konuşuyorsun, konuşma be! Üçüncü satsam on kağıt eder mi? Etmez. Baba. Baba bence gel vazgeçelim. Ya evet ya, nasıl bizi içeri almayacaklar ki? Kızlar. Sen de. Geldiniz. Kuzey. Hayrola nereye? Bir yere gitmiyoruz anne. Babam evde mi? Herde. Bir çağırsana, bir şey konuşacağım. Tövbeler olsun. Koca adam ayağına çağır olur mu oğlum? Gir içeri, öp elini. Konuş ne konuşacaksan. Gir, gel. Siz ne duruyorsunuz, ne zikler? Geçin, geçin bakayım, geçin bakayım. Hadi bakayım. Kuzularım, kuzularım. Emine, bu döşürücüler ne dilenmeye gelmiş kapımıza? Babalığın. Oturun kızlar. Baba. Şimdi ben... Lafımı bitirene kadar lütfen araya girme. Emine. Oğluna söyle, konuşmak için ondan icazet alacak de. Baba. Geçmişte hatalar yapmış olabilirim ama ben bunları tartışmaya gelmedim buraya. Başım büyük belada. Hiç şaşmadım. Beni geçtim. Kızlarımın canı tehlikede. Ben durumu toparlayana kadar onları yerleştirebileceğim güvenli bir yer bakıyorum. Sana güvenebilir miyim baba? Asla. Baba ben senden para ya da başka bir şey istemiyorum. Kızlarımın canına, namusuna mukayyet ol diyorum. Bak Emine, senin bu oğlun kızlarını başımıza atıp da yine buraları terk etmeye niyetlendiyse hiç heveslenmesin. Eniklerini de alsın, nereye gidecekse öyle gitsin. Ben buradayım baba. Hiçbir yere gitmiyorum. Ayrıca ne olmuş olursa olsun ben senin hala oğlum. Hı. O enik dediklerin de senin torunların. Sen öyle san. Hadi defol gidip şimdi kapımdan. Ha, yeter! Sendeki kin devede yok. Oğlun kapına gelmiş. Canımız tehlikede değil. Sen hiçbir şey sormadan kovuyorsun onları, öyle mi? Emine. Emine. Bana bak, eğer onlar giderse 5 dakika durmam. Anne, sen karışma. Bugüne kadar karışmadım, ne oldu? Anlat bakayım, derdin neymiş? Karım malı mülkü alıp kaçınca işlerim bozuldu. Tefeciden para aldım. Oh, tefeci. Evet. Dün gece ben evde yokken eve gelmişler. Kızları tehdit etmişler. Duyayım mı Şeref Efendi? Oğlun senden para istediğinde vereydin. Bunlar gelmezdi başa. Yine bende mi suç ya? Kim suçluysa. Sen şimdi söyle bağ. Almayacaksın onları içeri. Yok.
her şey bir yana, adından sanından da mı utanmayın ha? Koskoca Şeref Mollaoğlu oğluyla torunlarını ortada koydu. Dedirteceksin mi kendine? Arkandan konuşturacaksın mı? Kim ne derse desin benim umurumda bile değil. Ha sen yine de ben oğlumdan yana duracağım diyorsan... Onlar kalsın ben gideyim ya. Nereye? Cehennemin dibine. Ah git, git de kurtulayım senden. Kuzularım, ne peşireyim size? Et sote.